coşkuyla selamlıyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kulamızın güzel insanları, her seferinde Kula'da geldiğimizde bize sıcak ilgi gösteren, güler yüz gösteren ve her zaman hem bana hem yol arkadaşlarıma sahip çıkan güzel Kula'nın yiğit, mert insanları. Hepinize merhaba, hepinize merhaba. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa'da hem büyük şehri, hem merkez ilçeleri, hem 15 ilçeyi kazanıp bugün sizin karşınıza büyükşehir belediye başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla ve büyük bir onurla, büyük bir gururla çıktık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biraz önce ilçe başkanlığımızdaydık. Önceki dönem ilçe başkanlarımızla, Osman Hoca'yla, Ramazan Hoca'yla, Halit abiyle beraber eski günleri konuştuk. %10 oy aldığımız günleri, bayramlaşmada küçük ilçe başkanlığımızda bazen boş kalan sandalyeleri konuştuk. Ama bugün büyük emekler, büyük gayretler sonunda Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde Kula'daki kullanılan her iki oydan birini alarak %52 oyla Kula Belediyesi'ni kazanmıştır. Hayırlı olsun. Ve Kula Belediye Başkanımız, sizin evladınız Hikmet Başkanı, yürekten kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Kula ilçe başkanımız seçildiği günden itibaren genç başkan önce dedesine partideki değişimi, benim genel başkanlığımı söz verdi. Benim genel başkan seçildiğim dakikalarda ilçe başkanımın dedesi rahmetli oldu, koştu buraya geldi ama ertesi gün çalışmaya devam etti. Bana hep şunu söyledi: ben bu belediyeyi alacağım. Adaylar belirlendi, kapı kapı anket gibi ön seçim yaptı, temayül yoklaması yaptı. Doğru adayı buldu, arkasında durdu, adaylaştırdı. Onunla birlikte koştu, hepimizi inandırdı, Kula'yı inandırdı, bu zaferi kazandı. Kendisini ve örgütümüzü yürekten kutluyorum. Hiç şüphe yok, bu başarı sadece Cumhuriyet Halk Partililere ait değildir. Öyle yaparsak gerçekten büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Bu başarı deyim yerindeyse Kula İttifakı'nın başarısıdır. Kula'daki elbette CHP'liler, sosyal demokratlar adayımıza oy verdi. Ama gönlünde gözünde güneş açmış iyi insanlar, eskiden MHP'de olmuş genç ülkücüler, demokrat ülkücüler, milliyetçi demokratlar, vaktiyle AK Partili olmuş ama son zamanlarda haramdan ve yalandan yılmış muhafazakar demokratlar bizlerle birlikte oldu. Kula'nın bütün demokratlarına selam olsun. Selam olsun. Geçmişin
Anaplısı burada, doğru yollusu burada, saadetlisi, geleceklisi, devalısı burada, AK Partilisi, MHP'lisi burada, geçmişin Adalet Partisi burada, Demokrat Partisi burada. Biz büyük bir birlikteliği sağlamış, %52 oy almış, büyük Kula ittifakıyız. Herkesin emeğinin, katkısının farkındayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra iş bu büyük birlikteliği bir arada tutmak. Hiç şüphem yok ki Hikmet Başkanım zaten belediyenin kapılarını ardına kadar açtı. Kendi iyi, kalbi iyi, niyeti iyi bir insan olarak onun hedefi Kula'ya en iyi hizmeti yapmak. Biz de o Kula için çalışırken kimden ona destek gerekirse, Mansur Yavaş'sa Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ysa Ekrem İmamoğlu, hepsi arkasında. Ben partinin genel başkanı olarak Kula'daki bir başarıya hem minnetlerimi sunmak hem de Kula'nın gelecekteki güzel günlerine katkı sunmak için var gücümle kendi şehrimin ve Kula'nın sonuna kadar yanındayım, arkasındayım. Bu seçimlerde biz bir zafer kazanmadık. Bunu bütün örgütümüze söylüyorum. Biz bu seçimlerde bir görev aldık. Ve biz bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu büyük ittifakı büyütmenin, korumanın, önümüzdeki seçimlere taşımanın ve dolayısıyla Cumhuriyet'in İkinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde partimizi birinci parti yapmanın, Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın görevini aldık, sorumluluğunu aldık. Şunu herkes bilsin ki bu görev partizanca bir görev değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyeti kimler kurduysa, Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Kazım Karabekir'in cumhuriyeti, bu memleketi kimler kurtardıysa, Rauf Orbay'ların kimler kurduysa bu ülkeyi, onların kurduğu bir partidir. Bu parti deyim yerindeyse baba ocağıdır. Hepimiz baba ocağına doğarız. Orada büyürüz. Kimi büyüğünü arar gider, kimi küçüğüne razı olur. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki baba ocağı oradadır. Çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. İşte o baba ocağının bacasını tütsün diye oraya odun çekenler, çorbasını kaynatanlar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Hepsine helal olsun. Teşekkür ediyorum. Ancak baba ocağı sadece CHP'lilerin değildir. Baba ocağı biraz önce söylediğim gibi hepimizindir. Orası dedemizin partisidir, babamızın partisidir. Ve biliriz ki başımız sıkışırsa gideceğimiz yer baba evidir. Zorda kalırsak, darda kalırsak gideceğimiz yer baba evidir. Çorbası kaynar, bacası tüter. Gittiğinizde de kimse size nereden geldin,
Bugüne kadar neredeydin? Sen gittin, bak bize neler ettin demez. Çünkü öyle diyene sorun. Kardeşim, bu evin tapusu kimdedir? Vallahi ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'dedir. Rahmetli Ecevit'te de yoktu, İsmet Paşa'da da. Baba evi tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunun için kim ki Atatürk'ü seviyor, kim ki vatanını seviyor, kim ki bayrağını seviyor, kim ki ülkesini seviyor, biz de onu seviyoruz. Kim ki İstiklal Marşı çalarken filenin sultanları şampiyon olmuş, göndere bayrak çekilirken onlarla bir ayrılıyor. Kim ki milli takım gol atınca ayağı zıplıyor. Biz onlarla beraberiz. Onlarla beraberiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak edindiğimiz görevden kibre, güç zenginliğine, güç zehirlenmesine kapılmayacağız. Aksine sorumluluğumuzun farkındayız. Bu ülkede yoksulluk var, işsizlik var. Çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların büyük dertleri var. Esnaf perişan ve emekliler açlığa terk edildi. 10 bin lira, 10 bin lirayla kira versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın. Böyle bir ülke yarattılar. Bunun için büyük bir mücadele verip tekrar halkın iktidarını kurmak, tekrar Atatürk'ün cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir dediğini hatırlamak, uygulamak, bu ülkede işsizliği, yoksulluğu bitirmek, emeklinin yüzünü güldürmek, esnafın cebini doldurmak, çiftçiyi öyle birinin dediği gibi al ananı da git değil, Atatürk'ün dediği gibi milletin efendisi yapmak. Bizim ödevimiz, görevimiz, hedefimiz budur. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Birileri istiyor ki kavga edelim. Ben seçimde de söyledim. Asla ve asla suni gündemlerin peşine takılmayacağız. Kimlik siyaseti oyununa gelmeyeceğiz. Asla sonu gelmeyecek kavgaların tarafı olmayacağız. Biz bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşup, onları dile getirip, onu çözmek için mücadele edeceğiz. Diyorlar ki, gel benimle kavga et. Ben kavga edeceksem, emeklinin kavgasını edeceğim. Çiftçinin kavgasını edeceğim. Yoksulun kavgasını edeceğim. Ve şundan herkes emin olsun. Herkesle konuşurum. Herkesle müzakere ederim. Ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor. Millet oturun, çalışın, tartışın ve derdime çare olun diyor. Yeniden seçimler yapılıp bu millet bize iktidar görevi verene kadar bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Ülke dışında, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Bu ülkenin çıkarları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Atatürk'ün iki emanetine, hem partimize hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne gözümüz gibi bakacağız. Ben yakamdaki parti rozetimdeki altı okun
altısına da aşığım. Ve bu altı okun içindeki milliyetçilik okunu hiç kimseye bırakamayız. Onun için birileri kendini milli, kendinden olmayanları gayrimilli. Kendisini makbul, geri kalanı hain ilan etmeye kalkıyordu. Bu oyuna gelmeyiz. Ne milliyetçiliği, ne milli olmayı, ne vatanseverliği asla ve asla size bırakmayız. Bunun üzerinden algı operasyonlarına teslim olmayız. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Seçimleri Türkiye İttifakı kazanmıştır. Türkiye İttifakı adını güzel ülkemizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. İşte buradan bir kez daha haykırıyoruz ki kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Bu Türkiye'yi yüzü gülene kadar, tekrar gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçene kadar, Atatürk'ün emanet ettiği gibi çiftçisine de işçisine de sahip çıkana kadar, emek emek çalışıp bugünlere bu ülkeyi getiren emekliler hakkını alana kadar önce muhalefette mücadele edeceğiz, sonra iktidar olup hepsinin yüzünü güldüreceğiz. Sizden ricam, bundan sonra kulağı kucaklayın. Daha önce oy verenleri pişman etmeyeceğiz. Ama oy vermeyenlerin de gönlünü alacağız. Gönlünü kazanacağız. Keşke ben de verseydim dedirteceğiz. İlk seçim gelsin, oy atacağım dedirteceğiz. Bu partiyi nasıl %10'ların altından KULA'da %52'ye getirdiysek, nasıl Manisa Büyükşehir'de yıllarca %6, %14, %22 oy alırken %60'lara çıkardıysak, neredeyse Türkiye şampiyonu yaptıysak, hep birlikte genel başkanıyla, il başkanıyla, ilçe başkanıyla, belediye başkanlarıyla birlikte bu partiyi çok çalışacağız ve iktidar yapacağız. Bunun için başta şunu ifade edeyim. Hikmet Başkan kazandı, KULA kazandı. Ferdi Başkan kazandı, Manisa kazandı. Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı. Ve ben partimizin genel başkanı olarak Hikmet Başkan'a şunu söylüyorum. Başkanım, sen çalış, biz arkandayız. Örgütümüz bana emanet. Örgütümüze Hikmet Başkan'ı emanet ediyorum. Hikmet Başkan'a KULA'yı emanet ediyorum. KULA'daki yoksulları, mağdurları, mazlumları, çiftçileri, işçileri, emeklileri emanet ediyorum. Ve sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. İyi günler göreceğiz. Güzel günler göreceğiz. O güne kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Sağ ol KULA, var ol KULA. En güzel günleri sen yaşa KULA. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar sürüyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız. Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu Özgür Özel'e. Şöyle büyük bir alkış alalım.
İşte aydınlık kadroları Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizleri sevgiyle, coşkuyla selamlıyor genel başkanımız. Belediye başkanımız Hikmet Ölmez ve milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımızla birlikte daha güzel günlerde görüşmek üzere. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere.